Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, gönül frekansımızdan gönüllerinize seslenmek istiyoruz bu sahurdan sehere programında. Her e, programda olduğu gibi bu programımızda da çok değerli bir misafirimiz var. Muhterem Üstadımız e, Osman Nuri Topbaş hocamız onunla sohbet yaparak da, Ramazan'a daha derinlikli, daha dikkatli, daha dikkatli girmemiz gerektiği konusunda kendilerinden nasihatler lütfetmesini istirham edeceğiz. Estağfurullah. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Benim hoş esas de. sormak istediğim <laughs> soru şu efendim. Bugün türedi bazı güya hoca kimliği altında, kılı altında çıkan insanlar var. Ve bunlar maalesef bir, bu kutsallık kavramını yıkmaya çalışıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap, peygamber sıradan bir adam gibi. Hafazan Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi. فَخْلَعْنَا لَيْكْ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ Tuva buyuruyor Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya alınlarını çıkar çünkü şu an şu anda sen mukaddes bir vadide bulunuyorsun. Eğer biz kutsal kavramının Türkçe karşılığını ararsak Arapçada bunun en güzel karşılığı mukaddestir. Kur'an-ı Kerim'de mevcut ve mekanın kutsallığına burada işaret var. Öbür taraftan İsra Suresi'nde de biz e, Habibimizi bir gece ansızın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geceleyin yürüttük. Niye yürüttük? Vârakne Hablehu dinuriyehu min ayâtine. Etrafını kutsal kıldığımız mekanları kendisine göstermek için. Burada da kutsal kavram. Bir mübarek evet. kavram var, bir de kutsal kavramı var. Ramazan'ın kutsallığı, mukaddesliği nereden geliyor? Ve bu konuda bizim kul olarak nelere dikkat etmemiz lazım? Lütfederseniz. Estağfurullah efendim. Bir defa baştan Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Büyük bir lütfu. Elhamdülillah. Kutsallığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ramazan-ı Şerif'in ithafı. Büyük bir mükafat, Müslümanlar için büyük bir mükafat mevsimi. Günahlardan kurtulma mevsimi, hakkı yaklaşma mevsimi. Affın ve ilahi rahmetin tuyan halinde olduğu bir ay. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmetine büyük bir lütuf. Esas olan Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Cebrail vasıtasıyla indirdi. Cebrail bütün meleklerin üstüne oldu. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indi. Resulullah Efendimiz geçmiş bütün peygamberin seyyidi oldu. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'e indi. Ümmeti Muhammed bir rahmet ümmeti, ümmeti merhum oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indi. Ramazan-ı Şerif diğer 12 ay içinde kutsal bir ay oldu. Ramazan-ı Şerif İlk iniş Ramazan-ı Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indi. Kadir Gecesi en kutsal bir gece oldu. Ve bin aydan daha öte bir Cenab-ı ve bir mükafatlı İslamcı bir gün oldu. Cenab-ı Hak o günde melekleri indirecek ve o melekler ümmete dua edecekler ve Cebrail'de inecek. Velhasıl Ramazan-ı Şerif Rabbimizin ümmeti Muhammed'i büyük bir kutsi bir ayı olmuş oluyor. O zaman efendim Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in o e, bakırı altına çeviren keskin nazarı gibi indiği her yere büyük bir lütuf rahmet kazandırmış, rahmet. indirmiş. Dolayısıyla bu Ramazan'da da bizim kul olarak Cenab-ı Hakk'a layık kul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olabilmek için şu Ramazan ikliminden istifade ederek Kur'an-ı Kerim'i gönüllerimize indirmenin yollarına bakmalıyız. Tabii yani Kur'an-ı Kerim'le Hallenmenin bir mevsimi olmuş olacak. Evet. Efendim nasıl ticaret erbabı seminerler yapar, ticari hayatını daveteye götürmek için. Sporcular antrenmanları artar. Kampa girerler. Kampa girerler. Kampa girerler. kendine ihtilattan men kararı alırlar. Ramazan-ı Şevdi bizler için manevi hayatta mesafeler al alabilme. Ee, Cenab-ı Hakk'a kullukta yaklaşabilme. Çünkü Cenab-ı Hak ben size çok yakınım buyuruyor. Kul da kendisine yakın olmasını istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size Cenab-ı Hak ve ma ersenâ kellillâ rahmeten buyuruyor. Bütün alemler rahmet. Onun ümmeti de bir rahmet ümmeti. Müminler de inşallah bir bu rahmet mevsiminde bir rahmet insanı olacak inşallah. Şimdi tabii rahmet insanının farikaları var. İnşallah bu ramazan Şerif'te bunu daha da öteye kazanırız. Bu rahmet, tefekkür dünyasına yansıyacak. Yani kalp ruhani vitrinler seyredecek. Şeytani vitrinlerden kendini koruyacak. İlahi azamet, ilahi kudret akışlarına tefekkür edecek. bu kalbin de mesafe almasına bağlı. Bu da Ramazan şey, bu kalp böyle mesafe alacak. İbadetleri yansıyacak. Kalp ve beden ahinki içinde ibadetler olacak ruha bir vitamin olacak ibadetler. Gönlüne yaslayacak, gönül bütün insan mahlukatın içine alan bir dergâh haline gelecek. Kardeşinin sevinciyle sevinecek, kardeşinin derdiyle dertlenecek. Dile yansıyacak, nezaket, zerafet ve tatlı bir lisanı olacak. Girdiği her mekanda huzur tevzi edecek. Göze yansıyacak bu rahmet, göz haramlardan korunacak, ruhani vitrinlerden feyz alacak. Bu ele yansıyacak, cömert olacak. Resulullah Efendimiz el meru men -e -e buyuruyor. Eshab-ı kiram bize en çok sevindiren bu hadis-i şerif oldu buyuruyor. Ve Resulullah Efendimiz'e her haliyle benzemeye gayret ettiler. Mesela bir Efendimiz cömertti. Efendimiz'den inikas in eshab-ı kirama. Ayşe Vadimiz buyuruyor ki bize ganimetler gelirdi. Ne kadar büyükler? Beşte bir ganimetler. Yani odaları almayacak kadar ganimetler. Hediyeler gelirdi. Fakat bizim evimizde üç gün sıcak yemek pişmezdi. Allah Resulü dağıtmaktan, merhametinden o kadar zevk alırdı ki kendi açtığını bile unuturdu. İşte biz de tabi bu çok yıldızlardaki bir ölçü. Biz bunu ne kadar zeminine yaklaşabilirsek bilhassa Ramazan-ı Şerif'te. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in nefsane hayat askeriye iniyor, ruhani hayat Ruhani duygular artmış oluyor, mesafe evet, katılmış oluyor. Zirve yapıyor. Evet. Yani bu mala yansıyacak. İnsan malını düşünecek. El mülkü lillah, mal Allah'a ait diyecek. Bu bana Allah bunu emanet olarak verdi diyecek. Emaneti yerine getirmeye gayret edecek. Helalden kazanacak. Tabi helalden kazanıp mutlaka bu helale gidecek. Kazancına dikkat edecek. Şahsiyetini yansıyacak. El Emin Es Sadık olacak, en doğru insan olacak. Emri bil maruf bu haliyle bu gönül iklimine emri bil maruf nehi anil münkerde bulunacak. Haliyle, kaliyle İslam'ı yaşayacak. Ve Ramazan-ı Şerif böyle bir rahmet ayı ve bir mümine bir, bir, bir rahmet insan olacak. Melek hasret bir insan olacak. Melek hasret bir İnşallah. insan olacak. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki Ramazan geldi. Artık maddi yiyeceklerden elini çek ki, sana gökten manevi rızıklar gelsin. Yani ruhaniyet artacak. Duygular artacak. Sırlar kalbe inecek. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu aydır buyuruyor. Gönlün bedenin hastalığından kurtulduğu aydır. Gönüllerin aşk ve iman ile dolduğu aydır. Bir de orucu Mevlana Hazretleri mecazi şekilde orucu konuşturur. Oruç der ki Allah'ım bu mümin kulun senin emrine itaat etmek için helal lokmayı bile asgariye indirdi. Bir riyazat hali oldu. Susuzken su içmedi, açken yemedi. Bu mümin nasıl olur da harama el uzatabilir? Demek ki burada bir ruhaniyeti arttırma, ziyadeleştirme bir mevsimi olmuş oluyor. Efendim yine Hazreti Pir diyor ki, sen diyor ne kadar çok yersen yediklerin toprak ve su mahsul olduğu için onlar seni aşağıya doğru çeker. Evet. Balçağa doğru çeker. Halbuki gönül dünyana doğru ilerlemeye çalışırsan ruhani hayat gökyüzünün evet. merdivenidir. Seni Rabbani yolculuklara çıkarır. Ya evet. İnşallah Rabbim böyle bir evet. orucu hem bize hem bütün Tabii. dinleyicilerimize nasip etsin. Amin. Çünkü orucun tabi her ibadet bir vitamin. Oruç da bir vitamin. La lekum buyruluyor. Umulur ki takva sahibi olursun. Burada tabi hep miden oruç değil. Zahiri miden oruç var. Bir de batini taraf var. Bu gözüne oruç. Gözünü koruyacaksın. Kulağına oruç. Dedikodu, gıybet vesaire kulağını uzaklaştıracaksın. Ee, diline oruç. Efendim ya sus veya hayır söyle buyuruluyor. Yani bu şekilde bir, bir oruç ayrı bir güzellik, ayrı bir latafet, ayrı bir zarafet ihsan edecek inşallah. Efendim oruçla oruç arasında bir bağlantı düşünebilir miyiz? Tabii. geçmiş ama bazılar diyor ki bu Farsça'da Ruz'dan gelmiştir. Evet. Rusçeden gelmiştir filan diyorlar ama bana o biraz daha uzak gibi geliyor. Halbuki oruç ve uruç. Nasıl namaz müminin miracı ise oruç da bizi miracı yaşatan bir ibadet gibi geliyor. O yüzden oruç denmiş herhalde. Efendim şundan tabi uruç bir defa kendin aç kaldığın için açkanların derdini daha iyi anlar. Empati yapıyoruz. Hz. Yusuf Aleyhisselam'a dediler ki senin arkanda hazineler var aç olarak dolaşıyorsun. O dedi ben aç dolaşmamın sebebi açların halinden anlayayım. Demek ki oruç bize en faydalı kutsiyetlerinden biri de açtığımız dolayısıyla açları anlayabilmek. Suriye'deki mazlumları anlayabilmek. Afrika'daki mazlumları anlayabilmek. Kendimizi oburluktan koruyabilmek ve lüksten koruyabilmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize olan nimetlerini tefekkür etmek diğer zaman. Çünkü Cenab-ı Hak sümmeletüsüne yömeyizin aninayım verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor bu da çok geniş zekat kırkta birdir. Ucu bunun ucu sonsuzdur, sonsuza gider infaktır. Ve sahibi bu infa yerine getirmek için Çin'e gitti, Semerkant dedi, Keyravan'a gitti. Emre bil maruf, nehi anil bulunmak için. İnfak, mal, mülk, zihin, Allah'ın verdiği kabiliyet hepsini Cenab-ı Hak yolunda kullanabilmek. Böyle mümin kemale erecek. Cenab-ı Lentenani bir rahatatun sevdiklerinden vermedikçe bir re, Rabbe yaklaşamazsınız buyuruyor. Oruç böyle bir duyguları derinleştirecek bir ibadet. Namaz ayrı, namaz büyük bir huzur. Cenab-ı secdeye ve yaklaş. Cenab-ı Hak huzuruna davet ediyor. Yani bir fani davet etmiyor, Cenab-ı Hak davet ediyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Mevlana'nın bu güzel bir ifadesi var kıldır sana çobanlık eder diyor. Evet. Seni kötülükten, kurtlardan kurtarır. Kurtlar nedir? Allah'tan uzaklaştırıcı haller, günahlar, günahlarımızdır. Günahlar. Çünkü Zira gerçek namaz fahşadan münkerden men eder buyuruluyor. Demek ki Ramazan içinde namaza çok ehemmiyet vermemiz lazım. Huşu ile namaz kılmaya dikkat etmemiz lazım. Yani namazın bir zahiri tarafı varsa abdest, taharet vesaire, bir de ruhani taraf vardır ruhani tarafında çok yani Cenab-ı Hak'la beraber olmanın bir kutsiyetini yaşayabilmektir. İnşallah. Efendim? İnşallah. Yine Mevlana devam ediyor. Verdiğin zekat diyor, kesene bekçilik eder diyor. Bir, bir, nokta manevi sigorta. Onu korur. Altın zekat vermek hiç eksilmez. Aksine fazlaşır, artar. Çünkü Cenab-ı Hak bir bereket ihsan etmiş oluyor. Tabi burada zatenizin işaret buyurduğu konu nimetleri hatırlamak, ve suresinde Cenab-ı Hak ve emma nimeti rabbike fehaddis Hatta e, Nakşibendi geleneğinde sofranın bir adabı var, sünneti var bir de rabıtası var. Adabı işte elimizi yüzümüzü yıkarız, e, besmeleyle başlarız. Böyle üçte birini boş bırakarak midenin kalkarız. Elhamdülillah teriz duamızı yaparız. Sonra da elimizi yüzümüzü yıkarız. Bu sünneti zaten. Ama rabıtasının iki şartı var diyorlar. Bir, sofrada gördüğünüz her nimet size münimi hakikiyi hatırlatacak. Tuz da, karabiber de, efendim kekik de, acı biber de hepsi de. Sofrada gördüğünüz her nimette Cenabı ı Hakk'ı görmek. İkincisi de size sunulan bu sofradaki nimetlere layık olmadığınızın acizini ve hiçliğini duyarak yemek. Şimdi ben bakıyorum insanlar gittiği her yerde e, kendisine ikram edilen nimetlerin, yemeklerin eksiğini bulmaya çalışıyor. Halbuki bizim görevimiz oradaki bir tutam tuza bile, Layık mıyız acaba Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği lütuflar karşısında bizim kendisine yaptığımız kulluk ne kadar acaba görevimizi yerine getirdiğimizi bize düşündürüyor. Ee, o yüzden tabi Ramazan ikliminde buyurduğunuz esas Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini takdis. İnsan hastalandığı zaman daha çok Allah'a yönelir, aç olduğu zaman Allah'a yönelir ama hastalıktan ifakat buldu mu tekrar eski kötü alışkanlıklarına avdet ediyor. Ama bu Ramazan'da hiç olmazsa e, bu ibadet şuuru ve duygusu içinde zaafımızdan yararlanarak Allah'a yönelişimizi artırabilirsek herhalde çok daha güzel olur. Benim sormak istediğim soru da lütfederseniz İhya-i Leyal tabi tasavvufta çok önemli bir şey. İslam'da da önemli bir şey. Cenab-ı Hak Yüce Peygamberine bile kalk gecenin üçteki yarısından fazlasını, yarısını hiç olmazsa üçte birini ihya et. Bu anlamda sahur Efendim seher, yani sahurun bir gönül aydınlığına vesile olması gerekir. Bu gecelerin ihyasıyla ilgili neler söyleyebiliriz efendim? Efendim ben baştan e, tefekkür dediniz. Evet. Yani besmele başlayacaksın. Allah'ın nimetlerini, ihsanını düşüneceksin. Yerken de tefekkür edeceksin. Bu çok mühim bir e, hususiyet bu. Kul tefekkür edecek Cenab-ı Hak her an milyarlarca sofra hazırlanıyor. Karınca ayrı sofra, deveye ayrı sofra, yılanı ayrı sofra, insana ayrı sofra. Fakat insanın sofrası misli misli diğer mahlukatın sofrasıyla kabil kıyas değil. Cenab-ı Hak elbari el, el musavvir sıfatı hayvanlar halk ediyor insan hizmet için. Etini yiyoruz, sütünü içiyoruz, derisini kullanıyoruz. O hayvan bizim için. Yer. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın burada bir lütfu düşünecek. Toprağa bakacaksın, toprak terkibinden. Dört mevsimde ayrı ayrı çiçekler, ayrı ayrı meyveler. Ayrı ayrı manzara Cenab-ı İhsan ediyor. Yani bir buket getirenin bir beni hatırladı diyorsun, teşekkür ediyorsun. Bir bardak su ikram edene teşekkür ediyorsun. Peki bunları halk eden Cenab-ı Hakk'a nasıl teşekkür edeceğiz? Demek ki şükür esasında verdiği nimetin bedelini ödeyebilmek. O için ehlullah bir besmeyle başlayıp tefekkürle yedir. Tefekkür ve tabii tıkı basada diğer mahlukat gibi doyurmamak. Ondan sonra üçüncü merhalede bir hamd ile bitirmek. Layık olmadığımız halde Cenab-ı Hak lütfediyor. Bu tefekkür hayatımız her safhasına aksetmesi lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bir güneşe baktığımız zaman, ne dehşetli bir lamba, ne dehşetli bir soba. Bütün kainatı ısıtıyor, ışığını veriyor. Bir arıza yapmıyor. En modern bir vasıta bile bir metre sonra arıza Bir uçağa biniyorsun, inerimi anons ediyorlar. Eğer oksijen düşerse maskeler gelecek diye. Hiç kimse fakat ilahi iradeye inanç halinde hiç kimse bir oksijen tüpüyle dolaşmıyor. Yani havanın yüzde 21 oksijeni 15'e düşerse buradan oksijen alırım diye düşünmüyor. Yani ilahi ekolojik dengeye bir itimat halinde. Velhasıl bu Ramazan-ı Şerif'te tefekkürle daha fazla bir bir derinleşebilmek. Bir de Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin bedelini ödeyebilmek. Sümmelit sünni yevmiyecen anninayı. Zekatı biliyoruz, kırkta bir. Fakat Allah'ın bize verdiği güç ne kadar, imkan ne kadar, Cenab-ı Hakk'a takat elena bir takat fazlasını fakat takati istiyor. Bu için Cenab-ı Hak peygamberleri bile ayrı ayrı imtihanlara tabi tutuyor. Araf suresi 6. ayetinde biz peygamber gönder toplumda da gönder peygamberleri de hesaba çekeceğiz. Hepsi cennetlik oldu halde. Demek ki burada biz bu Allah'ın verdiği bu nimetlerin bedelini ödeyebilmek. Bu Sümele Sünne Yevmizin Aninayim ayeti indikten sonra bir genç efendimize geldi. Ya Resulallah dedi, benim ne malım var, ne mülküm var, hiçbir şeyim yok dedi. Ben, yani ben bu ayet-i şumulinden çıktım dedi. Efendim buyurdu, genç dedi. Senin gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. Bu Allah senin için yarattı. Düşün dünyada hiçbir ağaç olmasa. Gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. İçtiğin bir su var mı dedi, bir soğuk su var mı dedi. Cenab-ı Hak dedi. ya tuzu olarak indirseydik ne yapardınız böyle Bir düşün buyuruyor. Ayağını giydiğin bir şey var mı? Hiç mahlukatta yok. Sen de diyor, genç bunların hesabını vereceksin bu Velhasıl yine bu takva hayatı bizi böyle bir tefekküre götüren bir şey. Gelelim gecelere. Geceler daha sırrın, esrarın tecelli etti, daha ziyade tecelli etti. Sen Mevlana diyor ki, bir diyor ağzıma diyor, herhalde bir yanlış lokma girdi diyor. Bu sefer de bir sır bir tulat, bir sunat olmadı bende diyor. Demek ki geceler ayrı, demin bahsettiğiniz miraç hazı gece vaki oluyor. Demek ki seherler o kadar mühim ki, gönül alemi beyizler doluyor. Ruhaniyetle dolacak, gündüze o ruhaniyetle gireceksin. Efendimizin bu en uzun yolculuklarda bile terk etmediği namazların başında teheccüd namazları geliyor. Değil mi? Ayrı bir fez, ayrı bir ruhaniyet. Cenab-ı Hak vel bil eshar buyuruyor. Af kapılarını açıyor. Eğer Allah'a yakından tanımak istiyorsan Cenab-ı Zümer suresinde sadeceden kaimen buyuruyor. Geceleri kıyam ve secde halinde olurlar. Yine İbadur Rahman Allah'ın mutena bir kulu olmak istiyorsan Cenab-ı Hak ve kıyama geceleri secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. Vel, gönüllere ruhaniyetle doyurabilmek fakat mühim olan o gönlün açlığını duyabilmek. işte bu bir ruhaniyete bir ziyafet sofrasıdır seherler. Şimdi Enderunlu Vasıf bir şiirinde öyle diyor. Yara gece gidilir diyor yara. Ya. Gündüz giderseniz eğer gölgeniz olur diyor. Evet. Gölgeyle giderseniz iki kişi ya da şıkla gitmiş olursunuz. Evet. Halbuki yara ancak vahdette ulaşılır. O yüzden gölgenizden, gölgenizden bile kurtulmanız gerekir. Evet. Dolayısıyla gerçekten gecelerin bu atmosferini, bu iklimini tabii evet. uyanık geçirerek evet. ve tefekkürle doldurarak büyük bir şuurla ya. E, ihya etmek. Efendim yine Allah adına Bayezid Bistami Hazretleri geceler gündüz olmadan bana hiçbir şey feth buyuruyor. Yani bütün tula, sunuhat daha ziyade gecelerde oluyor. Yine Hasan Basri Hazretleri'nde güzel bir tembihatı var. Gece ibadetine kalkmak günahlar altında ezilen kişiye ağır gelir. Yani gündüzleri gözler harama bakıyorsa, hayaller yanlış yerlere dolaşıyorsa, ibadetler bir ruhaniyesi ifa ediliyorsa, demek ki gece de bu seherlerde kalkmak zorlaşıyor. Bir zorluk geliyor. Yine İbrahim Ethem Hazretleri de buyuruyor, gündüzleri onu isyan etme ki, dedikodu vesaire şu bu. Boş şeylerle malaya uğraşma ki geceleri o senin huzurunu durdursun. Yani Cenab-ı Hak gecelerin bir huzurunu ihsan eylesin buyuruyor. Ve lazım geceler bütün evliya Allah, bütün peygamberler en başta geceleri bir tesbihat halinde Zaten. şükür Diğer buradan hocam şey de öyle mesela bu seher vakti bir bahçeye çıkın. Çiçekler ayrı bir koku veriyor. Ayrı bir güzellik oluyor. Hemen kuşlar uyanıyor. Ayrı bir ses. Veriyor. Tabiat uyanıyor. Demek ki insan uyuyorsa bütün mahlukatın uyandığı bu zamanda demek ki çok büyük bir gaflet olmuş oluyor. Efendim Müzzemmil Suresi'nde Cenab-ı Hak ya. Ey örtülere bürülü peygamber uyuma kalk. Gecenin üçte ikisini, yarısını hiç olmasa üçte bir nihiyat niçin? İnna senülki aleyke kavlen sakıyla sana çok çok ağır evet. bir söz indireceğiz vahiy indireceğiz. Neden? İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'en ve akve Gece uyanan nefs kavrama kabiliyeti çok güçlü olur. Ve <laughs> akva kendisine söz söyleme bakımından da onu idrakte, anlamada en uygun kıvamda bulunur. Evet. Hocam vahiyler de ekseriyetle gece iniyor. Evet. İnna enzelnahu fi leyletil kadir var efendim. E, ya. ya. İnna enzelnahu fi leyletil mübareke var. Evet. Hatta vahyin çoğu rüyayı sadıka şeklinde tecelli evet. etmiş evet. efendimiz. Evet. O yüzden geceler çok önemli. Demek ki geceler ruhaniyete de açık. Allah korusun günahlar da ekseriyetle gece işleniyor. Gece Kaç işlenmesi günahların günahların kimse görmesin diye evet. saklanma duygusu var diyorlar da. Hatta Günah mekanları gündüz bile olsa loş, kimsenin birbirini görmeyeceği atmosferde dizayn ediliyor. Halbuki esas e, Mevlana Hazreti Pir diyor ki bu zahir kulağın ten kulağının tıkacıdır. Zahir kulağın açık olursa ten kulağın tıkanır. Yok zahir kulağın kapalı olursa ten kulağın açılır. Bu zahir gözü, ten gözü can gözünün perdesidir. Bu gözün kapalı olursa can gözün açılır. Yok ten gözün açık olursa can gözün kapanır. İşte Ramazan'da biz duygularımızı sadece imana, Cenabı ı Hakk'a yönlendirerek dış dünyadan kapatmaya çalışıyoruz ki içimize doğru derinleşelim. Gönlümüze doğru yürüyelim. Efendim tabi bu kula ne oluyor? Bir derinlik geliyor. Bir zarafet geliyor. incelik geliyor. Hassasiyet geliyor. Dikkati kalp geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o gönül dünyasından hisseler gelmiş oluyor. Bir hadis-i şerif var efendimizin bir mescide girdiği zaman birkaç arkadaşıyla beraber namaz kılacaklardı. Yüzünde bir e, huzur ifadesi vardı mescide girerken. Fakat mescide girden sonra kıbleye yaklaşıyor. Birden biri siması değişiveriyor. Tam kıblenin oraya birisi tükürmüş. Tabii efendimiz hali değişiyor. Mescitlerde bir ikaz siz yüzünüze tükürülmesini ister miydiniz buyuruyor. Peygamberin ses tonundan onun çok üzüldüğü anlayan sahabe-i kiram hemen o tükürü temizliyor. Oraya güzel kokular sürüyor. Mescidin temizlendiği gören sallallahu aleyhi ve sellem tekrar eski neşesine dönüyor. Demek ki yani Resulullah Efendimiz'den o derinlik eshab-ı kirama aksıyor. Medine-i Münevvere'de ve Mekke-i Mükerreme'de iftar sofraları kurulur Ramazan-ı Şerif'te. Orada hurma vardır, zemzem vardır, yoğurt, ekmek, pide vardır. Bu pide bazen kıymalı olarak getir, hayır sahipleri dağıtırlar. Yine bir iftar zamanı, o pide dağıtan delikanlı dedi ki, bu pideleri rahatça yiyebilir, bunda deve eti yok dedi. Ben kendi sorum, niye deve eti, ne mahsur var dedim. Yani kurban eden bir hayvan, et yenen bir hayvan. Bir mübarek bir hayvan de burada bazı dedi mezhepler var dedi. Onun onları dedi deve eti yenirse abdest bozulur dedi. Ben hayret ettim. Ya yani niye deve eti bozulsun? Fakat bir hadise bunu açığa çıkarttı. Ee, Efendimiz Eshab-ı Kiram'la beraber deve etiyorlar. yiyorlar. Arkadan namaza duracaklar. Bir kişi affedersin bir yellenme oluyor. Efendimiz o kişiyi mahcup etmemek için deve yeniden abdest alsın buyuruyor. Yani bir kişiyi utandırmamak için Resulullah Efendimiz bütün cemaate yeniden abdest aldırıyor. Yani bu ne büyük bir nezaket. Bu zahiri mezhebinde öyleymiş. Yani o zahir baktığı için e, evet. Yani nasıl bir incelik bu? Yani bir kişi mahcup olmasın yeter ki. Ümmetinden birisinin mahcubiyetine bile yüreğe dayanmıyor. Yüreğe dayanmıyor. Yeni baştan abdest aldırıyor. Kaç kişi orada Allah bize İslam'ı yakından tanımayı nasip Amin. Eylesin. Allah Amin. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakından tanımayı nasip Amin. Eylesin. Amin. Amin. Tabi hem tanımak e, hem yaşamak Cenab-ı Hak kul in kuntum tuhibbunallah ya tettebiuni yuhibbukumullah. Biz ittibaı Peygamberin izinden gitmek ya da arkasından takip etmek gibi algılıyoruz ama o şekilde değil. Arapçada iftial babına nakledilmiş ittiba esasında aynı iyileşmek demektir. Yani e, nasıl enderunlu vasıf gölgeyle e, yara gidilmez diye. Hazreti Peygamber'de kişiliğimizi dondurmak. Kendi heva ve hevesimizden, irademizden vazgeçerek, kişiliğimizden, kimliğimizden vazgeçerek onun üsve-i hasene olan kalıbına dökeceğiz evet. ve donduracağız. İttiba esas budur. Yani onun Hocam, sevgi, iki kalp arasında bir ceyran hattıdır. Tabi bu Ceyran hatta öyle bir hem maddi hem manevi olacak. Yani e, sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem Efendimiz'in eshab-ı kiram her şeyine hayran oldu. Şahsiyetine hayran karakterine hayran oldu. diğer Diyargamlığına hayran oldu. Her şeyine hayran oldu. Her konuda örnek. Her konuda örnek. Aile reisi yani, olarak, baba olarak. Bu 23 senelik nebevi hayat büyük bir lütuf müminler için. Yani herkes bütün problemini Allah razı olsun 23 senelik sihirini bir hayatında çözebilir. Bir benzeri o 23 senelik Efendimiz'in seni geçmiştir. Bugün en müşimi, İslam'a fobi diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik bir hayat terörle mücadeledir. Kime karşı terör? Esirlere karşı terör. Esirlik kalktı. Efendimiz vefat ederken dahi aman dedi emrinin altındaki hukukuna dikkat edin buyurdu. Bir karıncaya karşı bir hukuk meydana geldi. Efendim bizim yanık bir karınca yuvası gördü. Efendim heyecanlandı. Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var buyurdu. Mekke mükerremi 12 bin kişiyle giderken bir efendim bir köpek yavrunu emziriyordu. Öbür taraftan geçin buyurdu. Bir kişi ağacı köklerinden sallıyordu bir bedeviye yaprak dökmek için. Çağırdı bedeviyi yumuşak dedi getirin dedi devi gel niye dedi köküne zarar verirsin yapraklarını usulca alsan olmaz mı dedi. Yani e, o kan gönü dönen çöller büyük bir huzura, sükunete kavuştu. Efendim o zatenizden e, duyduğumuz şey var. Peygamber Efendimiz, valide muhter Muhteremelerimizden birisi. Deveyi görüyor Efendimiz. Yavrusunu da görüyor, deve aç. Evet. Yavru perişan. Diyor ki bakın bu deveyi doyurun. Bak deve ya. aç, yavru da aç. Evet. Sütünü sağarken üçte birini, üçte birini de yavruya bırakın. Evet. Fakat orada bir incelik daha var. Aman ha, tırnaklarınızı kesin ya. ki ya. sağarken deveyi incitmesin. Evet. Bu ne, ne, büyük bir şey efendim. Evet. Ne büyük bir şey. Yani bir şefkatle kucaklama. Mesela meşhur bu Victor Hugo'nun O Sefiller romanında bir çocuklar açtır. Ekmek almacın fırına vurur camdan almak için. Kan içinde kalır. Olup onu hapse atarlar. O çocuklar da sefil olarak kalır. İslam'a döndüğümüz zaman bir kişi bir bahçeye giriyor. Oradan bir avuç hurma alıyor. Yiyor bu hurmayı bir kısmını Bir kısmını da cebine koyuyor. Hurma var sahibi geliyor. Onu iyice dövüyor. Üzerindeki alıyor. Naçar dövülen hurmayı alan ağaçtan doğru salalar üzerinde gidiyor. Barınak sığınak o. Ya öyle ben de çok acıktım diyor. Bir bahçeye girdim bir hurma aldım diyor. Ee, sahibi geldi beni böyle dövdü diyor. Üstümdeki aldı diyor. Efendimiz o bahçe sahibine çağırıyor. İki tane soru soruyor. Bu dedi belki yeni İslam'a girdi. Belki bilmiyor. Sen bunu yaptığı işin bir kötü olduğunu söyledin mi? Diyor. Söylemedinse bunu sen dövmenin sebebi ne o zaman diyor. Niye dövdün diyor. Huzurdan tard eder gibi yapıyor. Adam pişmanlık içinde aman diyor ya Resulallah diyor. Hem hurma veriyor hem şey veriyor gönderiyor. Yani bir defa demek ki İslam ne kadar bir şey ilk defa merhametle davranacaksın. Yani onu bir hırsızların ne kötü olduğu bir şey öğreteceksin ona. Terkin edeceksin. Bak Allah Resulüne gidiyor. Başka kimseye gitmiyor. Barınak sığınak o. Tek o. Tekmelci o. Ama tabii şimdi e, kainatın efendisiyle nübüvvet noktalandı. Evet. Peki şimdi ümmet nereye iltica edecek efendim? Yine oraya iltica o, edecek. Yine oraya edecek iltica edecek yine ya, da oraya iltica ya da onun iltica varislerine edice. iltica edecek. Öyle. Yani öyle. El ulema o evet. veresetül en evet. Alim, yani alimler peygamberlerin mirası. Tabii bu diyor. alimlerde nasıl bir alim olacak? Hasan Harki Ani iki kişiden şeytandan kaçar gibi kaşın buyuruyor. Bir cahil sofu. Allah'a yaklaşmaya gayret eder fakat zemin yok, zemin kültürü yoktur. Yanlış işler yapar ve ekler. Bidatlar sokar. İkincisi muhteris alim. O da yaşamayan alim. Semenan Kalila, Az bir şey dünyalık karşısında dini yamultan kişi menfaatine göre. Cenab-ı Cuma suresinde beni İsrail alimlerini bildiriyor. Onlar kitap yüklü merkepler gibidir. Yani nasıl merkep taşıdığı eşya ne olduğunu bilmez. O da zihinde kalmıştır. Kalbe intikal etmemiştir. Böyle ilk kişiden kaçın buyuruyor. Bir ayet-i kerime benim çok dikkatimi çekiyor. Tabi her ayet bizim için evet. öyledir de. Vesbir evet. nefsekep. Ma'allezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşyum. Evet. Gece gündüz Rablarına iltica eden insanlarla bir ve beraber olma konusunda nefsinize bastırın. Nefs kolayı tercih ediyor. Evet. Camiden rahatsız oluyor ama e, kafede mutlu oluyor. İşte o nefse bastırarak kamil insanlarla bir ve beraber olmasında nefsinize bastır. Niye? O, o, insanlar kim? Yed'ûne rabbehum bil gadâti vil aşî. Gece gündüz Rablarına dua ve iltica eden insanlarla bir ve, bir, bir ve beraber olma konusunda. Yuridûne veçe. Sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını düşünerek ya, yani gece gündüz ona hocam, bir, bir Gayet -i, i kerime daha, Fatır suresinde ancak Allah'tan alimler ittika eder. İnne ma yahşallâhe min ulema. Evet. Demin okudum da ve tebi sebîle men enâbe ileyhi. Evet. Yolu bana dönen, bana ulaşan evet. kişilere tabi olun. Onların yolundan gidin. Evet. Dolayısıyla biz şimdi çizgimiz işte izgeliniz. Hani e, toprak post, Allah tost diyor ya Üstad Necip Fazıl evet. Rahmetli. O izden yürümek. Evet. Ve yürüyenlerin izinden gitmek. Ayet-i Sümrüs'te kalma buyur. Evet. Allah Rus'un izinde yürüyenler. Sırat-ı Mustakim Cenab-ı Hak giden yol. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim ise e, Sırat-ı Mustakim üzere demek ki men yudir Resul'e fakat et Allah. Allah Rus'un itaat, Allah'a itaat. Allah'a itaat. Evet. Efendim son olarak tabii bu e, gerçi sohbetimizin bir yerinde işaret buyurdunuz. Esas infak damarlarının yani açılması yani Ramazan'ın ya. elimize ve malımıza yansımasıyla ilgili. Evet. Esas bu konuda neler söyleyebiliriz? Bu da çok önemli bir iş. Ramazan sadece elimize elimizde, dilimizde, belimizde kalmamalı. Efendim Cenab-ı Hak merhamet istiyor. Kendi Rahman ve Rahim. Efendim Rauf ve Rahim. Demek ki bir müminde merhametli olacak. Yani merhamet bir Müslüman'ın kimliğidir. alamet Alameti farikasıdır. Merhametin hedefi de hizmettir. Allah'ın bütün mahlukatına hizmettir. Cenab-ı Hak mümini mümini zimmetli kılmış. Diğer mahlukatı da zimmetli kılmış. Onun için veren, alana bir teşekkür edası içinde olmuş. Çünkü onu bir farzdan kurtarıyor, sadaka oluyor, ecri artıyor vesaire. bu Leysa Semekandi Hazretleri buyuruyor ki, Veren diyor, alanı diyor, teşekkür edası içinde olacak diyor. Demek ki burada bu cömertlik bir zevk, bir lezzet haline gelecek. Bu dört kademe. Birincisi esail es Geliyor halini arz ediyor, bunu vereceksin. Durumu az verirsin, çok verirsin. Onu durumu. İkincisi mahrum. Bu da Cenab-ı Hak iffetleri dolayısıyla herkes onu zengin zanneder buyuruyor ehemmiyet ver. Sen onları simalardan tanırsın buyuruyor. Burada gidip dolaşacaksın, bulacaksın onları. Mahrumu bulmak. Mahrumu. O mahrumlara taafif, iffet sahiplerini vereceksin. Bir üst kademe. Onun bir üst kademesi muhacir ensar arasında paylaşacaksın. Onun bir üst kademesi, o da peygamberlere ve evliyalara mahzun kendinden koparıp vereceksin. Burada insan Suresi'nde de işte Cenab-ı Hak kendileri muhtaç olduğu halde fakire, yetime ve esire verirler. Verirken de çok ibretli. Biz sizden teşekkür beklemiyoruz derler. Bir minnet altında kalmayın. Biz Abu Sen Kamtarira siz, gerekçe biliyor. O sert ve belalı günden korkar. O, 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 musibette musibetle o kıyam günden korkarız derler. Hep Allah'ta ibaz garesiz hasbetenillah. Allah da onların gönlüne ferahlık verir o günün şerrinden, o kıyamet şerrinden onları korur buyuruyor. Bu da en üst kademe. Hz. Ali'li Fatıma Validemize ait e, bir ekmek yaptı Fatıma Validemiz. İlk, ilk seferde bir şey geldi, muhtaç geldi, lillah dedi Allah için. tamamını verdiler, bir kısmını değil. Tekrar Fatıma Validemiz bir ekmek daha yaptı. Yetim geldi, o delillah dedi. Esir geldi, o delillah dedi. Velhasıl e, kendi bir rivayet dedi. E, üç gün üstte oruçlar da iftarda suyla açıp devam ettiler. Zirve e, bu. Efendim e, Ramazan'da infak damarlarımızın da artarak genişlemesi ve Ramazan'ın elimize, malımıza yansıması konusunda e, güzel tavsiyeler buyurdunuz. Estağfurullah. Şakik Belhi'ye sormuşlar bir fakih gelmiş zekatı nasıl vermemiz gerekir deyince size göre mi fetva vereyim, bize göre mi fetva vereyim demiş o da ikisine göre de ver. Size göre demiş kırta biri verilir ama bize gelirse kırta kırkı da verilir. Varsa fazlası da verilir. Diye cevap vermiş. Evet. O yüzden e, bu Hazreti Ebu Efendimiz'in infak anlayışı. Tabii. Bu konuda süremizin de sonuna geldik. E, en son olarak değerli dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz efendim? Son olarak bir hadis-i şerif nakletmeyi arzu ederim sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Cebrail bana geldi ve şöyle dedi, Ya Muhammed, istediğin kadar yaşa mutlaka öleceksin. İstediğini sev, mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et, ancak onun karşılığını elde edeceksin. Bir ki müminin şerefi, geceleri kayım olmasında. Yani her seher vakitlerini ihya etmesinde. İzzeti ise insanlardan müstahni kalmasında efendim. Allah razı olsun. Cümleden efendim. Değerli dinleyicilerimiz, istemesek de e, bu güzel sohbeti, şeker tadında bir sohbeti burada noktalamak zorunda kaldık. Üstadımıza sizler adına ve kendim adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim bu güzel sohbetin hepimiz üzerinde başta nefsimiz olmak üzere tesirini kalkaylesin. eylesin. Sizlere yine bu sahurda derin bir gönül uyanıklığı Rabbim nasip etsin ve hayırlı dilimize, elimize, gözümüze, bedenimizin bütün noktalarına yansıyan oruç tutmayı nasip etsin diyor. Hepinize en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum. Amin. Allah razı olsun.